Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran temaslarına başladı. Ziyaretin ilk gününde bölgede etkili diplomatik isimlerden olan eski Erbil Başkonsolosu Seyit Hüseyin'i ile bir araya gelindi. Görüşmede 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Bağımsızlık Referandumu'nun Türkiye, İran ve bölge ülkeleri açısından doğuracağı tehditler ele alındı. Perinçek görüşmede kurulmak istenen devletin Kürdistan değil, 2. İsrail olduğunu dile getirdi. Yeni İsrail'in İran'a ve Türkiye'ye komşu olacağına dikkat çeken Perinçek, bu projenin bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü açısından tehlikeli olduğunu da söyledi. Kürdistan'ı biz hem vatan bütünlüğümüze, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyoruz, hem de rejimlerimize yönelik bir tehdit olarak görüyoruz. Uzun süre İran'ın Erbil Başkonsolosluğunu yürüten ve hala İslami Radyo ve Televizyonlar Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Seyit Hüseyin'i ise Vatan Partisi'nin bölgedeki etkin yapıcı siyasetlerine dikkat çekti. Hüseyin'i, Vatan Partisi'nin Suriye'de kanın durması için harcadığı emeklerin boşuna olmadığını biliyoruz diye konuştu. Sözde Kürdistan'ın bağımsızlık referandumuyla Amerika'nın planlarına cepheden karşı olduklarını dile getiren Hüseyin'i, İran ve Türkiye'nin yanı sıra diğer bölge ülkelerinin de birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Amerika'yı ve ittifak Amerika'da Irak zorlu fiziki destek.